Bir çarpıcı fotoğrafla geldi. Önce o fotoğrafla başlayalım mı hocam? Ne dersiniz? Nasıl Başlayabiliriz. uygun görürsünüz? Şimdi ilk kez aslında fayın siz dün demiştiniz ki oradan işte bazı görüntüler elde etmemiz lazım. Bu fotoğraftan bahsediyoruz. Aslında LED'e de verebilirsiniz. Ya da buradan da konuşabiliriz. Ya da LED'e mi kalk? Üzerinde konuşsak da Oraya mı doğru olur. geçelim? Evet. Hadi oraya geçelim hocam. Bura nereden çekilen bir görüntü? Onu da hemen siz söyleyin. Buyurun hocam. Ben size şunu vereyim lütfen. Buyurun. Şimdi bu ikinci depremden sonra Nurhak Dağları'nın üzerinde bu Çardak Fayı'nın hemen kuzeyinde bir güneyinde bir yüzey kırığı. Dağ İlk yarılmış. önce dağ yarılmış, düşey olarak da hareket etmiş yani. Evet. Burada aslında kırmızının dışında şuradan başlıyor fotoğrafta net. Aha. Buradan dümdüz bir çizgi olarak devam ediyor. Bu tarafta da bulanık ama Aha, oraya kadar orijinal gidiyor. fotoğrafta gözüküyor. Hatta burası gayet düzgün bir şekilde. Burada da dereler var. Bu derelerin de ötelendiği görülüyor. Bu ana fayla birlikte hareket etmiş ikincil bir fay olma olasılığı var bulunduğu yer itibariyle. Ana faya da çok yakın ama aynı zamanda bir deformasyon da olabilir. Hı Ama hı. görülüyor ki ikinci deprem, yani dağ boyutunda baktığınız zaman bakın ağaçların boyunu tahmin edin şuradan. Hı. Çam ağaçları, bakın Of, inanılmaz. şuradaki hareket miktarı yanal ve düşey bayağı ciddi, yani bir çam ağacı kadar 20-25 metre kadar gözüküyor. Yani Çok çarpıcı Şükrü Hocam, bu inanılmaz. ana kayanın üzerinde telefonla konuştum. Burası bir yumuşak bir yer mi, kaymış olabilir mi? Dediler ki yok hocam, o kaymıyor. Orası olduğu gibi kayalık bir yer. O kayalığın önünde ama şurada Bir kayma yok yani, olduğu yerde kayma, yarılma var yarılma. yani. Yani bu devam ediyormuş ve yaklaşık 40 kilometre izlenebiliyormuş bu arazide. 40 kilometre. 40 kilometre kadar izlenebiliyormuş. Ve diyorlar ki o kadar şey ki uzun ve belirgin ki kar örtmüyor bunu. O kadar. O kadar. Evet. Yani bu ikinci depremin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bakın İkinci köyü, depremden sonra yaşanan bir şey ikinci yarım. depremden sonra bu. Burada Ben köy yeri engellemeyeyim burası. sizi. Evet, şöyle. Bakın köy yeri burası. Köy yerinin tam karşısında yer alıyor. Yani tabii bu tür 7.6'lık bir depremin zaten böyle sonuçları olur. Şu anda biz tabii yüzey kırığını görmüyoruz ama bir sismik aktiviteleri gösteren bir haritamız var. Onu bir Ona açayım. birazdan geçerim. Hatay'a Tamam. gideceğim çünkü. Tamam. Tekrar geliriz. Biraz Tamam. yoracağım sizi ben ama. Cenk, bunun kaynağı ne? Köy. Kim tarafından nasıl çekilmiş, ne olmuş? Köydeki benim bir arkadaşımın Ha. köylüleri ona böyle bir şey var diye Fay göndermişler. olduğundan emin misin? 40 kilometre. Bir dakika, ne olur Çizgi mi? konuşmana kendi, Tamam. ben şu izleyiciler de merak edecek. Ne Yani dediniz ikincil bir arkadaşlar? fay olabilir. Ana fay değil belki, bindirme gibi duruyor. Tamam, hemen Bedircan'a gidelim. Hataya'ya bir gidelim. Ne zaman çekilmiş o şeyleri de benim yanımda sorun. Ben yayın sırasında soralım. Herkes merak ediyor Çardak çünkü. Fayı'nın hemen Bedircan, paralel. siz bir şey var dediniz hocam. Ne var? Ne gördünüz? Sonra Hataya'ya Şimdi geçelim. tabii Acayip burada çarpıcı bir şey. yeşil renkli bir harita var. Onu bir açabilir miyiz? Büyük bir harita var. Yeşil renkli, ben size göstereyim, ben numarasını hemen söyleyeyim. Bu mu hocam? Şu. Evet, o. Üç nolu. Üç Üçünü. nolu haritayı bir açar mısınız LED'e? Evet, yani şimdi yine önünde konuşursak belki daha izah edici Şu diğer olacak. fotoğrafla ilgili Şükrü Hoca'nın sorularını da yanıtlayalım. O merak etti ya, ben de Şimdi merak bakın Hatay şurası. ettim. Aşağısı. Depremin epicenter'ı birincisi burası, ikincisi de kuzeyde. Çardak'la yukarıda. Elbistan Çardak fayında. Şimdi tabii görülüyor ki havaalanı da şurada şu pozisyonda duruyor. Şu pozisyonda havaalanının şu yönde de katlandığı görülüyor. Şükrü Hoca daha iyi söyleyecektir. Antakya'da meşhur bir tarihi otel var, içinde mozaikler bulunan. Biliyorum, evet. O mozaiklere dikkatli baktığınız zaman onun halı gibi kıvrımlandığını görüyorsunuz. Ve o mozaiklerin bulunduğu bina tarihsel bir deprem sonucu yıkılmış. Yani bu 853 depremiyle yıkılmış bir bina. Yani orada görülüyor ki zeminde, yani bu graben boyunca, bu Karacasu grabeni, Antakya grabeninde diyoruz. Bu olduğu gibi iki fayla sınırlanan, yeraltı su seviyesi yüksek, alüvyonal bir alan. Ve genellikle de bütün yerleşimler bunun içinde. Şimdi yüzey Yani dalga... yerleşimler fay hattarının, fay kuşağının Tabii üzerine şimdi yapıldı eğer diyorsunuz. dalga, sismik dalga Şükrü Hoca'nın dediği gibi buradan geldiyse, düşünün
İki tane dalga kıran var. Arasındaki içinden bir dalga geçiyor. Onun için depremin dalgası büyük ihtimalle bu koridorun içinde hem büyüyerek hem de çok uzağa ulaşarak yüzey dalgaları ağır hasar vermiş burada. Yani burada ikinci yani de devrilme yönleri hep bir tarafa doğru, güneye doğru yaygın. Ve şey de aşağı doğru o zaman geliyor diyorsunuz, evet, enerji. Evet, buradan gelen yüzey dalgaları yani esas kendi depremin yıkıcı olan birinci ve ikinci dalgasından ziyade yüzey dalgaları olmuş. Çünkü binaların hepsi aynı şekilde devrilmiş. O yüzden fotoğrafları görünce şey, hatayı görüntüyü görünce. Zaten yani daha önce de görmüştüm. Mesela benzer olaylar Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da var. Orada da belirli bir doğrultudan geldiğini gösteriyor. O yüzden mi Hatay'da yıkım fazla? Evet. Hatay'da zemin özelliklerinden dolayı. Yani çok büyük ivmeler kaydedilmiş. Halbuki fayın kendisi hemen hemen şöyle bir alanda kırıldı. Şöyle bir alanda kırıldı. Ama aşağı doğru yani dalgalar. Yani mikro aktivitenin olduğu bir harita var. Onu getirirseniz. Diğer harita, ben size şeyini göstereyim. Arkadaşlarım numara verdiler. Göstereyim, evet, hocam. Bu. Ha, bu mu? Şimdi tamam. Bakın, bu zaman bağımlı bir harita. Yukarıda saatler yazıyor. Gece 12 ile sabah 5 arası, yani 4'te oldu. Tamam. Griler bütün toplam artçı aktivitesini gösteriyor. Ama kırmızılarsa gece 12 ile sabah 5 arasındaki aktiviteyi gösteriyor. İlk başta aman baktığınız zaman şuradan şu şekilde ana yoğun olduğu yer burası. Buradan ilerlemiş. İkinciye baktığınız zaman sabah 5'ten 10'a kadar bakın fayın iki ucuna doğru artçılar artmışlar. Evet. Sonra bakın 10 ile 15 arası. Bakın yukarıda bir şurada bir deprem serisi oluyor. Şurada bir tane artçı oluyor. Sonra bakın ikinci deprem olmuş 15'ten önce. 10 15 arasında. Ve işte evet, o zaman şöyle bir 7 işareti gibi depremler yayılmış. Bakıyorsunuz 15 ile 20 arasında kuzeydeki fayda olmaya devam ediyor depremler. Ama bakın burada gittikçe Malatya'ya doğru da falan uzamaya başlamışlar. Görüyor musunuz? Hmm. Saat 20-24 arasında artık böyle Malatya fayına doğru hareketlenmiş. Ve bakın artık ilk kırığın olduğu yerde artçı aktivitesi azalmış. Bu da gösteriyor ki yani iki deprem, iki ayrı deprem oluyor. Birbirini etkiliyor, tetikliyor. Bakın dağılıma baktığınız zaman mikro aktiviteye, yani Hatay'da çok fazla büyük artçı yok. Ama ana şok, birinci şok, yani Hatay'da belirli bir doğrultuda geldiği için yüksek ivmeler yaratmış ve maalesef o yüzey dalgası umulmadık şekilde sağlam binaları da peki, devirerek yıkmış yani. Şu şeyi verelim, tekrar bu haritalara döneceğim zaman zaman, ama siz merak ettiniz ya şu arkadaşlar, bir nolu fotoğrafı ekranlara bir getirelim. Bir yeşil haritayı açın. Yeşil aç, ondan sonra onun yerini göstereyim ilk önce. Tamam, önce yeşile gel. Yeşil harita yani 3. Evet. Evet, şimdi yine ben kısa kalacağım onun için ama. Dikkatli olun hocam aman. Siz, bakın şu çardak yazıyor. Çardak yazısı, tamam. Tamam, o çardak altı yazısının, hı hı, karşısında şöyle koyu renkli bir yer var. Evet, gördüm. Fay, F kesimi. Tam hı, onun olduğu tarafa bakıyor bu köy. Yani şöyle karşıya. Elbistan'ın altı Nurhak Dağı'nın. Evet, oralara doğru bakıyor. Tamam, fotoğrafı verelim şimdi. Fotoğraf gerçekten dağ yani yarılmış yani. Buyurun, getirelim fotoğrafı. Bir nol grafik. Bir arkadaşlar. Evet. Bu Ekinözü'ne yakın bir köy bu. Burada işte parçalı olarak geliyor buradan. Bakıyorsunuz şuradan bir parçası var. İlk önce burasını ben Heylan diye düşündüm. Fakat sonradan başka fotoğraflar da geldi. Bu tarafa doğru bu devam ediyor ve artık düzlük bir alanda devam etmeye başlıyor. Yani burada birazcık eğimin de verdiği bir yüksek şey var. Maraş Elbistan'ın evet, orada ama hemen devamında sonra köydeki işte bu köyün köylüsü olan benim arkadaşım, köylüsü ona haber veriyor. Ay, tebrikler. Ondan vallahi sonra telefonda yaptığımız görüşmede de söyledi. Hocam bu sadece dağın kenarında değil, hem doğuya hem batıya doğru 40 kilometre kadar devam ediyor bu yarık. Hı hı. Yani bu da gösteriyor ki hemen hemen işte şuralardan falan geçtiğini düşünüyoruz fayın. Yani ona çok paralel yakın. Belki o kadar kesin değildir fayın oradan geçtiği haritalarda. Tamam. İkincil bir kırık da olabilir. Ama önemli olan bu depremin etkisinin
dağlarda bile ne kadar büyük çok çarpıcı bir fotoğraf şeyler yarattığı görülüyor. Şükrü Hocam lütfen yorumlarınızı unutmayın. Ben bir Maraş'a götürmek istiyorum sizi tabii ve izleyicileri. Bir de Maraş'ı görelim. Arkasından umut veren haberler de geliyor. İnkaz altında.